Perşembenin gelişi çarşambadan belli oldu. Üretimde yeni sezona geçilirken sebze meyve pazarının nabzını bu kez dövizdeki dalgalanma belirledi. Şu son bir ay içindeki dolardaki, eurodaki, dövizdeki dalgalanmadan dolayı üretim maliyetlerimiz %100, bütün girdi maliyetlerimiz %100 arttı. Üretici, komisyoncusu, çiftçisi hepsi serumla yaşıyor. Tohumdan gübreye, fide ipliğinden örtü altı araç gereçlerine yansıyan fiyat artışı üreticinin belini bir kez daha büktü. Peki bu artış vatandaşın kesesini nasıl etkileyecek? Üretim maliyetimizin arttığı yerde bizim ucuz sebze meyve yedirmek, millete vaat etmemiz tabii ki hayal. Biz ne zaman üretim maliyetlerini düşürebilirsek o zaman ancak tüketiciye ucuz sebze meyve yedirme sözü verebiliriz. Yani buradan bu pahalılıkla, bu fiyatlarla üretim ucuz sebze meyve dersek harbiden vatandaşı aldatmış oluruz. Antalya Toptancı Hay Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan buna karşı alınacak önlemler ortaya koydu. Akçan'a göre hedef hem üretici hem de tüketicinin ezilmemesi için milli üretimin ve ihracatın desteklenmesi olmalı. İhracatımız olmadığı sürece bizim girdilerimiz başımıza beladır. Onun için ne yapıp yapıp bizim üretim odaklı politikalar, üretim odaklı ekonomi ancak o şekilde ayakta durabiliriz. Akçan, ithal ürünlere yapılan yatırımların yerli üretime yönlendirilmesinin gereğine işaret etti. Devletimizin, Tarım Bakanlığımızın çok ucuz ürünlerde üreticimizi yürütmemiz lazım. Burada mesela dışarıdaki ithal ürüne sarılacağımız yere üreticiye sarılalım biz ya. İthala vereceğimiz paraları üreticimize verelim. Kendi topraklarımız çalışsın. Kendimiz üretelim yani. Hem kendi milli paramız, yerli ve milli diyoruz ya. Milli paramız cebimizde kalmış olur bizim. Dışarıya gitmemiş olur. Yani Kapıkule'den öteye salmayalım kendi paramızı. TL'mize çok sahip çıkalım.